yoluna bakınarak konuşursak eğer 120 bin ila 160 bin arasındaki kilometrelerde değişimini bizlere öneriyor. Ancak 2012 yılından 2015 yılına kadar olan araçlarda tırger kayışları maalesef daha çabuk yıpranmakta. Çok kötü olmasa bile değişim esnasına baktığımız zaman dişleri yıpranmış oluyor ve bu da tabii ki riske atmak oluyor aracımızın motorunu. Bunu en kısa zamanda değiştirmek gerekiyor. 2015 ve sonrasındaki araçlarda biraz daha tabii uzun süre gidebilir. Zorlayanlar da var bildiğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla ama benim kanaatimce arkadaşlar 100 bin kilometrede, 110 bin kilometrede tırger setini değiştirmek en garantisi olacak. Set derken tabi sadece kayış aklınıza gelmesin. Devir daimini ve diğer kasnaklarında gerekli olan rulmanları da değiştirmek gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında çalınan demeyelim aslında, eksiltilen parçalar içinde motor keçimizi söylemiştim az önce. Onun haricinde motor beynimizin kapağı bile yok arkadaşlar. 2013-2015 yılından sonraki araçlarda bu beyin koruma kapağı bile yok. Servisteki fiyatı 90 lira benim aldığım fiyat. 90 lira malzemeden bir aracımız maalesef mahrum bırakılmış bir takım maliyetlere kısabilmek adına. Keşke videonun başından söylemiştim. Keşke burada bir amortisörümüz olsaydı. Ama maalesef o da yok. B segmentli bir araç olmasından dolayı. Bunun için çalışma yapanlar var. Buralara braketler takıp, kendi özel yaptırıp da buralara braketler takıp, amortisör takıp uygulayanlar var. Hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını söylüyorlar. Yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Ama biraz profesyonel yapılırsa hem aracımıza zarar vermez hem de çok da güzel çalışır yerinde. Şimdi geçelim aracımızın farlarına, far yapısına, sislerine. Bence aracın far yapısı çok güzel, çok yakışıklı. Bu araca özellikle görünümünü katan bu far yapısı arkadaşlar. Bakın yarım C şeklinde olan far yapısı çok da şık duruyor. Aslında orijinalinde halojen far var. Biz LED far taktık arkadaşlar bunlara. Çok da güzel duruyor. Sis farlarımız zaten standart. Onlara diyecek bir şeyim yok. Onlar da normalde halojen takılıyor arkadaşlar. Ben ekstradan şuraya böyle bir kaplama yaptırdım. Kendim yaptım daha doğrusu. Uydurma bir şekilde. Ama bence şık durdu. Buraya nikelaj takanlar var. Çerçevesi takanlar var. Nikelaj olarak. O da olabilir. Ama bu benim daha hoşuma gitti. Yani farklılık olmak açısından, farklı yapımlar olabilirlik açısından bunu uyguladım. Bence güzel oldu arkadaşlar. Dediğim gibi uzunlara kısalara led taktığım zaman gece görüşü hem düzgün oluyor ama lütfen karşıdaki şoförlerin gözünü almayacak şekilde bir led takmamız gerekiyor ki karşı taraftakileri de rahatsız etmeyelim, biz de rahatsız olmayalım. Kaliteli malzeme, kaliteli ampullerden kullanırsak daha güzel olur arkadaşlar. Evet, geçelim şimdi arabamızın lastiklerine. Aracımızın lastikleri ben 185-65-15 kullanıyorum. Bir sıkıntı görmedim. Çok hız yapan bir insan değilim. O yüzden bu lastikler, bu ebatlar benim işimi görüyor. Ancak aracın konforunu arttırabilmek açısından konuşmak gerekirse bu araca 195-60-15 veya 195-55-15 taktığımızda bu araç virajlarda savrulma açısından daha sağlam oluyor arkadaşlar. Benden size tavsiye. Ben kışlıklarımda 195-60-15 kullanıyorum. 3 ay boyunca bu lastiklerle gezdim. Virajlara hızlı da girdim oldu ve kaydırmaya çalıştığım da oldu. Gerçekten araç ebatları değişince daha bir konforlu oluyor arkadaşlar.